Kıymetli izleyenler, Diyanet TV ekranlarına hoş geldiniz. İbadete ve hakikate önderlik eden, Ezan-ı Muhammedi ile gök kubbeyi mamur eden ve gönülleri Kur'an ile buluşturan bütün din görevlilerimizin camiler ve din görevleri haftasını tebrik ediyorum. Bu vesileyle Allah'ın yeryüzündeki evim dediği ve yeryüzünde ilk inşa edilen mescidi, Kabe'yi konuşacağız. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Medine'ye hicret ettiğinde yaptığı ilk binayı yani Mescid-i Nebevi'yi konuşacağız. Mescid, müminlerin ibadet mekanları aynı zamanda müminlerin gönüllerini, müminleri birleştiren bir mekan. Bu anlamıyla İslam toplumunda, İslam kültüründe mescid ne ifade ediyor? Bütün bu konuları ele alacağız. Konuğumuz Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Mehmet Ünal. Hayat Rehberi Kur'an programımız başlıyor. Kıymetli hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Davut hocam. Kur'an-ı Kerim'de mescitlerden bahsediyor Allahu Teala. İbrahim Aleyhisselam'ın bir inşasından daha doğrusu, yeryüzünde ilk inşa edilen mescitten, Kabe'den bahsediyor, onun inşa edilişinden. Yine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye geldiğinde ilk inşa ettiği şey bir mescit. Peki Kur'an-ı Kerim'de mescit hangi kavramlarla, hangi bağlamda aktarılıyor. Allahu Teala ne derece e, önem veriyor? Bu e, kavram çerçevesini bir sizden dinleyebilir miyiz Sayın Hocam? Evet e, hocam e, öncelikle bizi ekranları başında izleyen, dinleyen kardeşlerimize e, hürmetlerimizi arz ederek ben e, konuşmamıza başlamak istiyorum. Mescidler bizim huzur mekanlarımız, sürur duyduğumuz, üzüntümüzü, sıkıntılarımızı, darlığımızı Allah'a iltica ettiğimiz mekanlar. Onun için Mescit bu anlamda bizim dünyamızda ayrı bir yere sahiptir. Ee, sorduğunuz soru çerçevesinde baktığımız zaman mescit, çoğulu mesacit. Kur'an-ı Kerim'de 28 ayet-i kerimede yer almakta. İnnemâ yâvuru mesacit Allah, mescid Allah diye de okunur o ayet-i kerime. Mescit, mesacit. Evet. Bunun dışında beytil atik ifadesiyle yani, e, uzak mekanlardan Kabe'ye gelen insanlarla alakalı İbrahim Aleyhisselam'a ve din finnaste fil, fil hac'e atuker recale ma ala kulli damirin yatiina minkulli diyerek uzak mekanlardan diye buna işaret eder. Beyt-i Ma'mur, Beyt-i efendim Muharrem gibi Kabe gibi ifadelerini Kur'an-ı Kerim'de bizler görüyoruz. Hani yeryüzündeki bütün mescitler Kabe'nin şubeleridir diye de bizim efendim bildiğimiz bir ifade vardır. Bu anlamda bu da önemli. Yani mescit ifadesi, mescid-i aksa, mescid-i dırar ki mescit denmez ona ama e, bir zarar mekanı olarak, nifak yuvası olarak onun da Kur'an-ı Kerim'de yer aldığını bizler görüyoruz. Hatta e, Hac Suresi'nde bir ayet-i kerime var. Eğer Allah'ın bazılarını bazı kimselerle def etmesi olmasaydı, yeryüzündeki lehut dime savami'u ve bi'un ve salavatun ve mesacudu yuskuru fi hesmullah diyerek yani manastırların, Kiliselerin, havraların hepsinin e, yok olacağı yani Allah-u Teala'nın bunu bir bakıma e, insanların e, mücadele alanıyla alakalı mescitlerin de burada bir kalem, önemli bir misyon, önemli bir efendim değer ifade ettiğine ayet-i kerimelerde işaret ettiğini burada söyleyebiliriz sevgili hocam. E ee, tabii kelime anlamı olarak hocam sanki e, hani e, secde edilen yer anlamında kullanıyor. Mesela seccadeyi de çok kullanıyoruz Türkçede. Evet. Yani secde edilen e, yer ve seccade de hani çok fazla secde ettiğimiz yer anlamında Tabii secde ben. mahalli demek. İsmi zaman, ismi mekan olarak. Mescid secde edilen yer anlamına geliyor. Ve ennel mesacide lillahi yani mesela mescitler Allah içindir. فَلَا تَدُوْمَ اللّٰهِ اَحَدَا der cin suresinde. Allah ile beraber o mescitlerde başkasına tapmayın, yalvurma, yalvarmayın diye ayet-i kerimede bu şekilde de ifade ediliyor. Evet, ibadet mahalli, ibadet mekanı diye geçer. Mesela mihrap bu çerçevede. Bizim kullanımlarımızda genelde mihraplarda yani küllema dakhala عليها mihrap diye ne zaman Zekeriya o mihraba girse aslında mihrap bir kuytu odacık anlamında kullanılan bir şey. Yoksa oraya ya yani bizim mescitlerimizdeki mihrap olarak bildiğimiz o çıkıntı aslında bir odacık gibi bir manaya karşılık gelmekte onu da söylememiz gerekiyor. Bir de camiyi sormuş olayım hocam. Cami de geçiyor mu? Yani bizim kullandığımız bizde çok fazla mescit, daha küçük yerlerde kullanılıyor cami. daha çok cami... şeyde diğer kaynaklarımızda yer alıyor. Cami cem eden, kuşatan, içinde insanları toplayan manasında ifade ediliyor. Bildiğim kadarıyla Kur'an-ı Kerim'de ayetlerde cami ifadesi çok fazla yer bulmuyor. Mescit anlamında kullanılmıyor. Ama evet, evet. mescit anlamında Kur'an-ı Kerim'de kullanıldığını Pek ben bilmiyorum yani. Peki hocam İbrahim Aleyhisselam'ın Allahu Teala'nın emriyle ilk inşa ettiği ve yeryüzünde belki ilk inşa edilen ev dediğimiz Kabe nasıl inşa ediliyor? O serüveni dinleyebilir miyiz? Hocam eee Davut hocam İbrahim Aleyhisselam'dan önce ki ayet-i kerimede ve id yaruu İbrahimul kavaide minel beyti ve İsmail diye ona işaret eder. Hani hatırla ki evet. İbrahim İsmail ile beraber temelleri yükseltiyordu ifadesiyle Kabe'nin İbrahim tarafından oğluyla beraber inşa edildiğine işaret edilir. Sanki hani Beytül Atik'te de o eski kadim bir mescit olması açısından bakıldığı zaman bunun İbrahim Aleyhisselam'dan önce Hazreti Adem'e kadar tarihsel süreçte onun uzandığı kaynaklarımızda ifade edilir. Yani anlatıldığına göre kaynaklarımızda öncelikle Hazreti Adem döneminde bu mescidin ki onlar malumunuz Arafat'ta Havva annemizle beraber e, Cebeli Rahmet'e Allah'a yalvardılar ve Mevla da onların o duasına Rabbena takabbel minna diyerek duamızı kabul eyle biz kendimize zulmettik, yazık ettik diyerek iltica etmelerine karşılık geldi, cevap verdi. Buna göre e, oraya da yakın bir mekanda olan Kabe'yi inşa etmeyi Hz. Adem Aleyhisselam'ın yaptığı ama tufan nedeniyle Hz. Nuh döneminde o e, efendim yapının tekrar efendim e, hasar gördüğü Hz. İbrahim Aleyhisselam'ın da bundan sonra tekrar o beyti inşa etmek üzere Allah'tan aldığı talimatı yerine getirmek üzere malumunuz öncelikle yani kendisi eşi Hacer annemiz Sare validemizle beraber bugünkü Kudüs civarında yaşıyor idi. Ürdün civarında yaşıyor idi ve Allah'tan aldığı talimata uygun olarak oraya kadar yolculuk yaptı. Eşini ve oğlunu işte tam bugünkü Kabe'nin bulunduğu o vadide orada bıraktı ve döndü biliyorsunuz. Evet. Hazreti Hacer anneme dedi ki beni buraya kime bırakıp da gidiyorsun? Dedi ki Rabbim böyle istedi. O mu istedi? Evet o istedi. O zaman izen yudayı ona. O bizi zayi etmez. O zaman nereye gidersen git dedi. Hacer'deki bu teslimiyet çok manidardır. Hacer bugünkü Kabe'nin bulunduğu, Zemzem'in çıkmış olduğu o mahalle kadar İbrahim Aleyhisselam'la yapmış olduğu yolculukta gelmiş olmakta. Ve sonraki süreçte su da çıkınca oradan Zemzem suyu. Akabinde orada işte göçebe Arap kabileleri orada artık oraya yerleştiler. Orayı mesken tuttular, e, oturma mahalli edindiler. Sonraki süreçte de İbrahim Aleyhisselam Allah'tan aldığı talimata uygun olarak tabii ki o Kabe'yi inşa etmiş olduğu anlaşılmakta. Oğluyla beraber diyor ayette, e, Kabe'yi inşa etti, temelleri yükseltti. Rabbana tekabbel minna, Ya Rab bu yaptığımız amelimizi bizden kabul eyle. Sen her şeyi işiten ve bilensin. Arkasından da Ya Rab diyor, e, bize e, ibadet yapacağımız, kalemleri, hususları erina menasikena menasikimizi bize göster diyorlar. Nasıl tavaf edilecek? Tavafa nereden başlanacak? İhrama nasıl girilecek gibi aklımıza gelebilecek. Bugünkü hacıların yaptığı ibadet, efendim e, e, mahallindeki yapılacak hususlar neyse onların tümünü İbrahim Aleyhisselam'ın o şekliyle orada Allah'tan aldığı talimata uygun olarak yaptığını anlıyoruz ki Allahü Teala ona diyor ki ve tahir beytiye litaifin ve akifin yani benim evimi tavaf eden ibadet eden oraya bende olan oraya bağlanmış olan efendim kimseler için senin evimi temiz tut diye Allahü Teala ona bunu söylüyor ve İbrahim Aleyhisselam da bu talimata uygun olarak onu yerine getiriyor. Enteresandır. İbrahim Aleyhisselam mesela İbrahim Suresi'nde de geçer. Ya bir İcal hadel belde amina diyor. Bu beldeyi emin eyle. Evet. Güvenli bir belde eyle. Ve cünübni ve beni enna abudal asnam. Beni ve yavrularımı putlara tapmaktan koru diyor. Ve arkasından şu manidar ilticayı yapıyor. inni eskentü min zürriyeti bi vadin gayri zi zer'in. İn de muharram. Demek ki beyti yapmayı bitirdi. Kabe'yi inşa etti. Bu beytin yanına zirate elverişli olmayan Böyle bir mekana ben çocuklarımı Hacer'imi ve İsmail'imi buraya yerleştirdim. Ya Rab, ne olur diyor. İnsanların gönlüne buranın aşkını, muhabbetini ver de fecal efidete minen nas tehvi ileyhim. Yani insanlar akın akın buraya gelsinler. Verzukhum min ve onları ürünlerinden rızıklandır diye böyle bir yakarış içerisinde onun dua yaptığını da bizler Görmüş olmaktayız. İbrahim Aleyhisselamla demek ki Kabe'nin bugünkü gördüğümüz o küp şeklindeki o yapının İbrahim Aleyhisselam'ın efendim Hz İsmail ile beraber onu bina ettiklerini bizler görüyoruz. Hocam ben e, belki soru soracaksınız da aklıma geldi. Eşimle beraber Kabe'de dönüyoruz. Tabi buyurun hocam. Hani öyle şeyler var e, efendimizden de rivayetler var. Şimdi İbrahim Aleyhisselam bir bina yaptı hocam yaptığı bina bir Kabe. Şimdi İbrahim Aleyhisselam o bina yaptıktan sonra o Kabe'de kimler tavaf ediyorsa, kimler ibadet ediyorsa İbrahim Aleyhisselam'a orada mutlaka bir sevap hep yazılıyor hocam. Dönen döndükçe İbrahim'in kesesine ve hanesine, sevap hanesine her şey yazılıyor. Hanıma dedim ki ya İbrahim Aleyhisselam büyük adam hanım dedim ya. Çok büyük. Çünkü dikkat edin bizler namazda yani namazın sonunda dua diyoruz. Allahumme salli ala Muhammed ve ala ala Muhammed kema salli ala İbrahim ve ala Ali İbrahim. Ne demek bu? Özeti şu. Ya Rabbi İbrahim'e ve onun ailesine bereketini, rahmetini, fuyuzatını indirdiğin gibi sen Muhammed aleyhisselama da indir diyoruz. Yani her mümin ibadet ettiğinde Kabe'de olsun olmasın İbrahim'e mutlaka hocam hep bir esenlik hep bir rahmet oradan göstermekte. Bu da İbrahim'in o kazanımı açısından manevi ecri ve derecesi açısından ve hayırla yad edilme hakkında Allah'tan istediği o talebe bir bir bakıma olumlu cevap verilmesi açısından beni hep etkiler ve çok duygulandırır hocam. Bir de zaten hocam inşa ettiklerinde bunu bizden kabul buyur diyor. Sanki bir ibadet yapmış gibi. Bunu akif şiirlerinde de söyler hocam. Onlar derdi inşa etmiyorlardı. ibadet ediyorlardı diyor. Yani bir cami, mescit ve Kabe'yi inşa etmek aslında bir anlamda ibadetin bizzat kendisi hocam, olmuş oluyor. Ben bena mesciden Ben Allahu beyten fil cenne. Evet. Kim bir mescit inşa ederse evet. Allah da onun için cennette bir köşk, bir bina ona bahşedecektir deniliyorsa bu demek ki ahirete yansıması böyle tecelli evet, edecek kesinlikle. yani. Tabii bütün peygamberlerin belki hocam Kur'an-ı Kerim'de yani bir ibadet mekanları var. Adem Aleyhisselam'dan belki ilk insandan bahsettiniz. Onun bir e, ibadet mekanı vardı. Kabe'ydi. İbrahim Aleyhisselam onu tekrar yükseltti. Ve yine Süleyman Aleyhisselam'ın belki Kur'an-ı Kerim'de yine e, böyle peygamberlerin mabetleri diyebileceğimiz ibadet ettiği mekanlardan e, bahsediliyor. Evet hocam. Yani şimdi Hazreti Adem'den itibaren muhtemelen her birinin bu anlamda az önce Kabe, onun dönemine kadar kaynaklarımızda buna dair işaretler var. Hani her ümmetin bir kıblesinin olduğu da ifade ediyor. وَلُكُلُّنْ وِيْشَتُنْ هُوَ مُوَلِّيهَا Her birinizin yöneldiği bir kıblesi vardır diye ifade edilmekte. İbadet mekanı, ibadet mahalli yöneldiği bir kıblesinin olduğu ibadette birlik açısından da önemli bir husus. Ama bakıldığında Hazreti mesela Musa Aleyhisselam'la ...Hz. Harun Aleyhisselam'ın e, Mısır'da bina ediyorlar hocam bir binayı inşa ediyorlar ve evlerin e, evlerinizi diyor. Yani kıble yapın diye e, ve akimu vucuhukum inde kulum ve'c'alu kıbleten ve akimu salah diyor. Evlerinizi kıble mahalline çevirin demek. İbrahim Aleyhisselam'a, allah Teala, Teala Musa Aleyhisselam'a ve Harun Aleyhisselam'a bunu ifade buyuruyor. Evlerinizi namazgah edinin anlamına geliyor. Hı. Evleri böyle sadece oturulan mesken mahalli değil, ibadet mahalli gibi de değerlendirme açısından da buna işaret ediyor. Manidardır. Malumunuz Alimran Suresi'nde bir e, e, İmran ailesinden bahsedilir. Evet. İmran ailesinin efendim e, bireyi olarak İmran'ı biliyoruz. Eşi Hanne'yi biliyoruz. Hanne ya Rab diyor e, nezertu leke ma batni muharralan karnındaki çocuğu sana adadım. Benden kabul eyle diyor. Ve sonra doğan çocuğu Meryem'i Tabi e, tabii ki erkek olacağını, erkek doğacağını beklerken kız dünyaya getirince bir hayretini ifade ediyor. Ya Rab diyor onu sana emanet ettim ve diyerek Beytül Makdis'e çocuğunu adadığını biliyoruz. Demek ki o dönemde de Beytül Makdis'in böyle bir bu anlamda önemi var. Beytül Makdis mescid Aksa olarak da Kur'an-ı Kerim'de en uzak mescit şekliyle ayeti kelimelerde kerimelerde İsra suresinde işaret edilir ve hani mihrap tabiri orada geçiyor. Her yani <laughs> Yani şey vakıf felaha Zekeriya diyor. Yani Meryem'in e, tedibiyle eğitimiyle Hazreti Zekeriya ilgilendi. Kura çekildi, ona çıktı. Her odasına girdiğinde, küçük odacığına girdiğinde Meryem'i bir rızıkla buluyor. Ya Meryem Enneke haza bunlar sana nereden deyince galat huve min indillah. Rabbimden geliyor der. yarzuku men yeşa o bi gayri Allah dilediğini hesapsız, sınırsız rızkıyla, nimetleriyle nimetlendirir diyor. İşte huna Hazreti Zekeriya işte tam da orada Hünaleke daa Zekeriya Rabbe. Zekeriya orada Rabbına yalvarıyor. Ya Rab ben de isterim diyor. Meryem gibi bir çocuk ben de isterim diyor. Zekeriya'yı istiyor. Şey Hazreti Yahya'yı istiyor ve Allahu Teala da tamam diyor. Sana ben bir evlat bahşedeceğim. Adı Yahya olacak diyor ve Ya Rabbi bana bir işaret söyle. Hocam işaret istiyor. Kal bana bir ayet verdiğince gala ayetuke onun ayeti Allah <laughs> tükellimenna Üç gün insanlarla geceli gündüzlü konuşamaman diyor. Dili tutulmuş Hazreti Zekeriya'nın. Ayet-i Kerime'de der ki Meryem Suresi'nde Fakharaca ala gavmi minel mihrab Zekeriya mihraptan yani Meryem'in kaldığı o odadan dışarıya çıkınca insanlara şöyle işaret etti diye Kur'an buna da o şekliyle temas ediyor. Yani hocam, bütün peygamberlerin mescidi, ibadet mahalli, Hz. İbrahim Aleyhisselamı zaten biliyoruz. Evet. Onların her birinin böyle bir mevlaya iltica ettiği, yakardığı böyle bir mekanının olduğunda kuşku olmadığını söyleyebiliriz. Evet, tabii peygamber efendimiz de peygamberlik geliyor. Kabe var, Mekke'de peygamberlik geldiğinde. Kabe putlarla dolu yani orayı aslı hüviyetine kavuşturacak bir durumda değil ama yine kıble her ne kadar Mescid-i Aksa'da olsa yine Peygamber Efendimiz Kabe'yi önüne alarak Mescid-i Aksa'ya doğru namaz kılıyor. Tabi hicret ediyor ve hicret ettiğinde de Peygamber Efendimiz ne zannederim ilk yaptığı iş bir mescit inşa etmek belki değil mi hocam? Yani kendi evini bile yapmıyor bir yerde misafir olarak kalıyor ve ilk inşa ettiği şey Mescit Yani Peygamber Efendimiz'in Medine'de bu faaliyetini nasıl değerlendirirsiniz Sayın Hocam? Muhterem Hocam siz de kısmen işaret etmiş oldunuz. Efendimiz Aleyhisselam Mekke'de Medine'ye hicret ettiği zaman önce Kuba evet. denilen bir mekana kadar varıyor mescide. Medine'ye yakın olan o mekana. Orada Kubalılarla beraber mescid inşa ediliyor. Efendimiz'e bizzat orada onlara destek oluyor, yardımcı oluyor. Kur'an-ı Kerim bu mescide işaret eder. İki mescidi orada ele alır. Aslında belki sorularımız arasında yer alacak. Mescidi Dırar evet. ve Mescidi Kuba diye iki mescidi Rabbimiz mukayese eder orada. Evet. Münafıkların inşa etmiş olduğu bir mescidden bahseder. Yani Efendimiz Aleyhisselam Tebük Seferi'ne giderken münafıklar kötü amaçlarla orada bir bina inşa etmek, peygamberin de açılışında bulunmasını sağlamak suretiyle meşruiyet kazandırmak gibi evet. bir amaçları vardır. Evet. Efendimiz de ben şu an sefer hazırlıklarıyla meşgulüm ama döndükten sonra inşallah uğramaya çalışırım diye onları o şekliyle efendim teselli eder bir bakıma ama tabii ki sonra Tebük Şeferi dönüşünde ayetler inecek. O mescidin aslında mescid olmadığı bir nifak yuvası olduğuna dair وَالَّذ۪ينَ تَقَزُوا مَسْجِدًا دِرَارًا ve وَتَفْرِقًا diye onlar bir bina inşa ettiler. Zarar vermek, tefrika çıkartmak nifak amaçlı diyerek onların kötü amaçlarına Kur'an-ı Kerim işaret buyurur. Malumunuz hocam peygamber gaybı bilmiyordu ama Allah bu onların yaptıkları bir takım düzenbazlıkları, evet. o dalavereleri evet. Mevla haber verince Peygamberimiz de muhtalif olmuş oluyor idi. Haber verilince Efendimiz Aleyhisselam o meşit görüntülü nifak yuvasını Peygamberimiz yıktırmıştır. Ve ayetin devamında la tekum fihi ebeda orada asla namaz kılma der ve arkasından o kuba mescidine şöyle işaret eder. Le mescidun üstsiz alet takva. Min evvel yevmin hakku en tegume fi. Daha ilk günde yani sen Medine'ye ilk geldiğin zamanlarda inşa edilmiş olan, takva üzerine tesis edilmiş olan mescit var ya, evet, ahakku en tegume fi. Orası içinde namaz kılınmaya daha evladır, daha uygundur. Ve devamında da şöyle buyurur. Yunu onu da peygamber bilmiyor Davut hocam. fi ricalun yuhibbuna en yetetahharu. O Kuba'da, o mescidin civarında Temizlenmeyi seven insanlar vardır der. Efendimiz Aleyhisselam diyor ki niye size Allah temizlenmeyi sever dedi? Deyince o zaman diyor ki ya Resulallah biz yani e, hacet giderdiğimizde taşla önce avret mahallemizi temizleriz akabinde su ile de o bölgemizi yıkarız diyorlar ve Mevla buna işaret ederek onlar temizlenmeyi Temizlenme de özene karşı daha dikkatli davranırlar diye buna işaret ediyor. Allah'ta temizlenenleri, zahiren taharet yani yapanları ve gönüllerini tövbe ederek bu anlamda temizlemeye çalışanları sevdiğine böyle bir vurgu yaparak bunu söylüyor. Yani Efendimiz Aleyhisselam'ın Kuba Mescidi'ne karşı ayrı da bir şeyi vardır malumunuz. Arada bir oraya uğradığı ifade edilir, ziyaret ettiği Cumartesi söylenir. günleri gittiği söylenir hocam rivayet. Evet, ederim. gittiği ifade edilir. Akabinde Efendimiz Medine'ye gelir. Medine'ye geldiği zaman devesini serbest bırakır. Deve bir yere çöker. Çöktüğü zaman tabii ki, yani bir bakıma deve nereye çöktüyse Efendimiz de orada. Bir bakıma oraya yakın olan yerde kalacaktır. Kendi evi barkı yok daha Efendimiz'in. Sonra deve oradan kalkar, akabinde bir başka yere efendim çöker. Nihayet Efendimiz Aleyhisselam da oraya yakın olan kimselere misafir olmuş olur. Ebay Belensari'nin evinde altı aya kadar kaldı. Ondan sonra devenin ilk çöktüğü yere de mescit inşa edilir. Ve yoğun bir şekilde Müslümanlar hep birlikte o mescit için çalışırlar. Efendimiz Aleyhisselam da bil orada çalışmış olduğu. Hatta siz yorulmayın diyen sahabilere karşı yani... E ...ben senden daha az Allah'ın rahmetine muhtaç değilim... ...benim de ihtiyacım var diyerek... ...Efendimiz Aleyhisselam... E, bir fil orada... ...şalıp işi olduğunu bilmekteyiz... ...mescidi inşa eder... ...civarına da eşleri için odalar inşa edilir... ...ki Kur'an-ı Kerim'de hücra suresi diye... ...hücreler diye... ...ayet-i kerimede işaret edilen o odalarda... ...Mescid-i Nebevi'nin... ...civarında olarak yerini bulur... ...Efendimiz Aleyhisselam'ın mescidi... ...o günden sonra birden fazla iş için sadece ibadet mahalli olarak değil. Evet. Onların derdini, sıkıntılarını görüştüğü, onların işte kendileriyle sohbet ettiği, onları irşat ettiği, Kur'an talimi yaptığı, aralarındaki müşkillerin çözülmesinde, kazai meselelerde peygamberin hüküm verdiği yani çok işlevli, belki 50'den fazla bir takım sıkıntılar için onların derdine derman olan bir mekan olarak bir üniversite, bir okul olarak o mescidi bizler görüyoruz hocam. Evet etrafında da zaten Ashab-ı Suffa'yı yerleştiriyor. Belki bugün medresenin ya. ilk şeyleri orada atılıyor. Evet yani yani, bir yani değişik merkezi... zamanlarda sayı değişiyor ama 300'e yakın insanın, kimsesiz insanların orada kaldığı ilim talimi olarak efendim talimi olarak orada Peygamberimizden istifade ettikleri gerek Kur'an-ı Kerim'i gerek hadis-i şerifleri Efendimiz'den dinleyerek onların büyük bir eğitime... Ee, onlar e, efendim tabi olduklarını görüyoruz. Zaten efendimiz bu istu mualliman buyuruyor değil evet. mi? Ben muallim olarak gönderildim. O muallimliğini o ee, o biricik öğrencilerine Kur'an'ın da övdüğü o sahabilere orada gerçekleştirdiğini anlamaktayız. Yani Medine'de bir mescit inşa etmiş oluyor Peygamber Efendimiz. Belki şehrin en merkezine bir de Kabe'yi asli hüviyetine kavuşturmak için bir e, seferi var. E, Kabe'den putları çıkarmak için. Yani e, ibadet mekanı e, aslında Allah'a iç, e, Allah için e, inşa edilen bir mekanı putlarla dolduruluyor müşrikler ve Peygamber Efendimiz de bunu e, temizlemek istiyor putlardan asli hüviyetine kavuşturmak istiyor. Bu süreci e, Kur'an-ı Kerim işliyor mu acaba hocam? Moderam hocam eee Hudeybiye e, seferi var efendimizin. Evet. Bunun alakalı hani bir rüya görür Ali Rüyasından sonra der ki hazırlanın. Umre yapmaya Mekke'ye gidiyoruz der. Tabii ki Bedir yaşanmış. Uhud yaşanmış. Hendek yaşanmış. Yani birçok savaşın, kavganın, mücadelenin akabinde bir rüya görüyor Efendimiz. Hazırlanın ümre yapmaya gidiyoruz. Böyle bir şey söyleyince münafıklar, münafık tabiatlı tipler bu sefere katılmadılar. Efendimiz Aleyhisselam e, ne yaptı? Sahabesinden 1400-1500 kadar kişiyle beraber yola çıktı ve Mekke'ye kadar geldi. Ama Mekkeliler onları sokmadılar. Evet. Asla biz sizi şu anda mescide Kabe'ye sokmayız. Ümre yapmazına, yapmanıza izin vermeyiz. Bu olsa olsa bir sonraki sene olur diye bugünkü Hudeybiye'nin bulunduğu bir yerde anlaşma yapıldı. Bir sonraki sene o ümreyi yapabileceklerine dair. Ama bu Müslümanlara çok ağır geldi. Büyük bir ümitle, büyük bir aşkla, şevkle yani ümre yapacaklarına dair peygamberden böyle bir müjdeyi alıp oraya kadar gidip ümre yapamamış olmaları sahabilerin gönlünde şu bile akıllarına gelmiş olabilir. Hatta Ömer öyle demişti radıyallahu an. Ya Resulullah bu nasıl bir şey ya? Nasıl böyle bir şey imzalarsınız? Sen Allah'ın elçisi değil misin? Sen bize demedin mi ümre yapacağımızı, Kabe'yi ziyaret edeceğimizi? Ya Ömer dedim ama bu sene yapacağım da demedim. Nihayetinde biliyorsunuz ümre yapamadan geri döndüler. Orada ihramlarından çıktılar, tıraş oldular, kurbanlarını kestiler. Kur'an işaret eder ve Fetih Suresinde Davut hocam bildiğiniz bir ayet-i kerimedir. Lakat sadakallahu rasuluhu ru'ya bil hak. Allah peygamberin gördüğü rüyayı doğruladı. Letet kulunel el haram. Mescide harama gireceksiniz inşallah. Nasıl muhallikine ruusukum saçlarınızı sıraç etmiş olarak ve mukassirin kısaltmış olarak diye ayet-i kerime işaret ediyor. Bir sonraki sene onlar evet ümrelerini ümretul kaza dediğimiz o ümrelerini yaptılar. Daha sonraki süreçte Mekkeliler anlaşmalarını ihlal eden tutumlara girince, Müslümanlar da güçlenince Mekke'nin fethi gerçekleşti ve Müslümanlar kansız, böyle böyle çok fazla da kan dökülmek sizin, belki birkaç kişi hariç e, yani Müslümanlara kan kusturan onlar arasındaki bir takım 3-4 zalim hariç genel itibariyle kimse ya bir efendim e, bir sıkıntı ve zarar olmadan ve peygamberin genel affına onlar işte şahit olarak izhebu fe entum mutlaka gidiniz hepiniz serbestsiniz müjdesine nail olarak Mekke'de Mekkeliler de Kabe'de evet. özgürlüğüne kavuşmuş oldu. O güne kadar putlarla dolu olan o Kabe'yi Efendimiz Aleyhisselam içeri girdi. Ve kul ca'a'l hakku ve zehaqa'l batil. Hak geldi, batıl zail oldu innel batıle kâne zahûka. Zaten batıl yok olmaya mahkumdur. Maalindeki o ayeti kerimeyi okuyarak, o putları devirerek Kabe'yi asli hüviyetine, gerçek hüviyetine, şirkten uzak olan o haline böylece kavuşturmuş oldu. Onu da böylece bilmekteyiz ki Bilal Habeşi onun üzerine çıktı. Tevhidi oradan haykırdı. Ezan okuyarak yani düne kadar ezilen, horlanan Bilal Habeşi Kabe'nin en zirvesinde ezan okuyarak Allah'ın büyüklüğünü orada, o tevhidi orada haykırarak bu güzelliği onlara yaşatmış idi. Onları göz yaşına boğmuş idi hocam. Evet. E, hocam mescit e, aslında Kur'an-ı Kerim'de kimler tarafından e, inşa ediliyor? Allahu Teala buna e, birkaç yerde e, değiniyor e, zannediyorum. Yani e, inşayı e, müminlerin nasıl müminlerin eee inşa ettiğinden bahsediyor Allahu Teala. Sevgili hocam e, şunu ifade edeyim. E, Mekkeli kafirler e, övünmeyi severdi. Evet. Böbürlenmeyi severdi. Kabe'yi de inşa etmiş olmakla, Kabe'ye gelen hacıları sulamakla, onları orada ağırlamakla da övünüyorlar idi. Çünkü Kabe kutsal bir mekan. Evet. E, İbrahim Aleyhisselam'dan kalma geleneklerin bir takım görevleri onlar tarafından ifa ediliyor idi. Ama şirk bulaşmıştı onların dünyasına. Yani tavafında da şirk var, e, duygusunda dünyasında şirk var, kurbanında şirk var. Her şeylerine şirk bulaşmış bir haleti ruhi içinde oldukları için, o halde oldukları için zaten Allah onları makbul görmüyor idi. Yani onun için Kur'an-ı Kerim e, şöyle bir e, hususun altını çizer lil müşrikin en ya'muru mescidallah şahidin ale enfisi bil kufur Kendi kendilerini küfrüne tanıklık ediyor oldukları halde o müşriklerin meşteri imar etmeleri olacak şey değildir. Allah onların yaptığı bütün bu amelleri boşa çıkartmıştır. Çünkü onlar yani şirk içerisinde olunca Allah şirk varsa hocam malumunuz bildiğiniz şeylerdir. Şirk varsa onun ameli tümüyle boşa gider. Evet. Leyin eşrak de la ne diyor Kur'an. Eğer diyor peygamberi söylüyor. Allah ortak koşarsan amellerin boşa gider diyor. Onun için Mekkeli kafirlerin yaptığı ameller bu bağlamda hocam tümü boştur, tümü iptal olmuştur. Ve bundan dolayı Mevlamız buyurur ki Ece'altum sikayetel haacci ve imaratel mescidil haram Sizler Kabe'yi inşa etmeyi, onu imar etmeyi yani o duvarı örmeyi, kapatabilmeyi, gelen hacıları sulamayı iman etmekle bir mi tutarsınız? Onların hiçbiri Allah katında bir değildir. Sadece Allah'ın meşitlerini kimler yapar? İnnemâ yağmuru mesâciz Allah. Şunlar yapabilir. Mene âmene billahi vel yevmul Allah'a ve ahiret güne iman etmiş olan ve akâmasalâ ve âte Namazı kılan, zekatı veren velem yakşe illallah. Allah'tan başka kimseden korkmayan ve Allah uğrunda cihad eden, gayret eden insanlar ancak o mescitleri imar edebilir diye Kur'an-ı Kerim bunu bize gösteriyor. Buradan da şu çıkıyor. Mescidi inşa etmek bir kalemdir. Mescidi imar etmek yani onun e, ibadetle içini doldurabilmek, canlı insanlarla orayı doldurabilmek esas asıl olan bu olması gerekir. Yani yüz, yüzlerce insanın, binlerce insanın içerisine girebileceği meclidi yaptınız eyvallah. Bu güzel bir hareket ama aç olan onun içini tabii ki insanlarla doldurabilmektir. Hani Süleymaniye için e, öyle söylenir. Yani inşa ettik, inşa bittikten sonra olur ya bir gün orada namaz kılan insanlar kalmaz diye sevgili hocam, evet. e, kalmaz diye e, cemaatlerden de 3-4 kişiyi oraya sürekli camiye gelmeleriyle alakalı görevlendirmişler. Ona maaş bağlandığı söylenir. Bu, bu anlamda önemli bir şey. Camilerin esas imara bu anlamda ihtiyacın olduğunu belki söylememiz gerekiyor. Yani siz diyorsunuz ki hocam sadece inşa etmek yetmiyor. Yani yapı olarak e, bina olarak inşa etmek yetmiyor. Onu bir de imar etmek gerekiyor. Ya. İmardan da ummarul mesacit dedikleri şey belki manevi bir mimarlıktan bahsediyorsunuz zannediyorum. Ya. hocam. Orayı doldurmamız lazım. Camileri öksüz bırakmamamız lazım gelir. Yani beş vakit namazı camide kılma noktasında hani e, iş gereği görevimiz gereği bunu her zaman yapamasak da bu camilerde namazı beş vakit namazı camilerde kılmanın çok önemli bir işlev, önemli bir görev olduğunu, bunun e, ihmal edilmemesi gerektiğini, camilerin öksüz bırakılmaması gerektiğini burada önce ben nefsime, sonra da bizi dinleyen kardeşlerimize burada ifade etmiş olayım. Evet. Yani e, buluşmalarımızı, randevülerimizi, efendim dostluklarımızı Var mı bir cenazesi olan, var mı bir hassası olan, bütün bunları biz belki camide bir şekilde birbirimizden mesaj alma, irtibat kurma noktasında ancak öyle sağlama imkanına sahibiz. Efendimiz bunu yapıyordu. Var mı hassası olan, var mı bir rüya gören, var mı bir sorun olan diye, cami bir bakıma dertlerin çözüldüğü, derman bulunduğu sıkıntıların bir bakıma hallüfas edildiği bir mekan olarak böyle bir işlev görüyordu. Yani tekrar inşallah o güzellikleri yaşayacak bir nesli Mevla bizlere nasip eder diyorum. Amin inşallah hocam. Kıymetli hocam hem Peygamber Efendimiz döneminde mescidin toplumda bir yeri var. Yani Peygamber Efendimizin ilk inşa etmesi yani mescid inşa etmesini dikkate alırsak. İslam toplumunda, İslam medeniyetinde, kültüründe cami neyi ifade ediyor? Yani İslam şehirlerinde cami ne ifade ediyor Sayın Hocam? Sevgili Hocam, Efendimiz Aleyhisselam'ın e, demin de kısmen temas ettik. Evet. Bir medreseye çevirdiği, bir okula çevirdiği, e, bir efendim e, dershaneye çevirdiği bir işlevi gören o mescitlerde bakıldığında Sahabiler Kur'an eğitimini orada görmekteler. Bakıldığında e, itikafa orada girmekteler. Bakıldığında efendim gece ibadetlerle orayı süsledikleri e, görülmekte. Mescid onların en e, önemli bir sığınma mekanı işlevini görmekte. E, onun için Efendimiz Aleyhisselam e, mescitle alakalı sahabilerin elbette ki bazı sahabilerin kendilerine yakın olan başka mahallelerde de mescitler inşa ettiklerine dair örnekler var. 9 evet. tane mescit bugün de gidildiğinde ziyaret edilen Bilal-i Habeşi'nin mescidi var. Mesela Hazreti Ebu Bekir'in e, Mekke'de kendi camisinin avlusunun bir köşesini mescit edindiği, orada sürekli Kur'an-ı Kerim okuduğu, gözyaşları döktüğü, Kur'an'lar okuduğu hatta Mekkeli kafirlerin e, yani kadınların ve çocukların Duvarın diplerine oturarak Ebu Bekir'i dinlediği dinledikleri ve bundan dolayı da Peygamber'e şikayetçi olarak geldikleri Ebu Bekir biraz sessiz okusun çocuklarımız etkileniyor hanımlarımız etkileniyor dedikleri nakledilir demek ki onlar özel mahalleri de mekanları da kendilerine mescit ittikaz edilmiş olabilmişler yani hı hı. şu da anlatılır yani. E, bazı sahabeler uzak mekanda olduğu için geleme gelemeyebileceklerini hı hı. söyleyerek e, bundan dolayı bir mescit inşa etmek niyetlerini söyleyince Yasin suresindeki inna nahnu nuhyil wa naktubu ma qaddamu ve atarhum biz e, ölüleri biz dirilteceğiz. Sizin önceden gönderdiklerinizi de geride bıraktıklarını da yazıyoruz ifadesi ile yani uzak mekanlardan gelenlerin de adımları sayısınca daha fazla ecir alacaklarını ayeti kerimede bir işaretin olduğuna dair ayette bir mana üzerinde de durulur. Bu bu anlamda önemli hocam. Mescitlerin imar edilmesi az önce de kısmen işaret ettik. Önemli bir husus. Bugün bu görevi din görevlisi kardeşlerimiz yani belki 80 bin camimizden bahsediliyor. Hocam bunlar çok önemli bizim için fırsat mekanları. Biz orada sadece namaz kıldırmak değil bizim vazifemiz. Din görevlisi kardeşlerimiz, dininin görevlisi kardeşlerimizin yaptığı bu görevin, bu kutsal işin çok önemli olduğunu ben ifade ediyorum. İnan bazen iş yoğunluğundan geçenlerde de bunu Davut hocam, keşke bir camide imam olsam da biraz böyle bir bu yüküm biraz hafiflese diye böyle içimden geçirdiğim oluyor. Birisi müezzinim dedi bir yerde bizim öğrencilerden. Özendim ona biliyor musunuz? Çünkü hocam Ezan okumak da güzeldir. Ben de bir dönem imamlık yaptım hocam. Güzeldir. Mihrabı çok severim hocam. Mihrabı çok severim. Kur'an okumayı çok severim. Yani bu bu anlamda önemli bir husus. Bir anlamda Peygamber Efendimiz'in inşa ettiği mescidi yani o mescidin işlevini bugün günümüzde ifa etmeleri. Evet hocam istiyorsun, yani istiyorsun, evet istiyorsun. hocam. Mesela insanlardan para para isterken ben şunu söylerdim hocam demin de geçti. Değerli cemaat camimizin ihtiyaç ve temizliği için sizlerden yardım talebinde bulunacaktır. Lütfen yardımlarınızı esirgemeyin. Hocam bu cami sizin Allah'ın evi. Bunu İbrahim Aleyhisselam zamanında yapmış. Ve tahhir beytiye littaifin vel akifin. Tavaf edenler için ibadet edin. Evimi temizle. Ben onun için şunu söylüyorum. Yani İbrahim Aleyhisselam cami temizlikçisidir biliyor musunuz hocam? Bir yönüyle. İbadet mahallini temizlemekle görevli bir bir Önderimiz var bizim. Bizim de yaptığımız iş benzer bir şekilde olacaktır. Onun için cami bizim huzur kaynağımız yani olduğunu unutmamamız gerekir. Bugün yani Osmanlı döneminden, Selçuklu döneminden kalma o camileri gördüğümüzde hocam size o cami var ya o kadar farklı bir dünya yaşatıyor ki bir medeniyetin izlerini orada görüyorsunuz. İnşasında ustaların işçiliğinde yaptıkları o ince sanatın e, çekişten efendim kalemden dökülen o yazıların nezaketinde zerafetinde onu görüyorsun. Onun için o, o camiler ecdadın gittikleri, fethettikleri yerlerde ilk yaptıkları yerin cami olduğunu, mescit olduğunu, hamamların olduğunu, medreselerin olduğunu görünce yani bu medeniyeti hep beraber yani medresesiyle, mescidiyle, temizlik mekanı olan hamamlarıyla onların hepsini beraber götürdüklerini görünce ecdada ne kadar büyük bir değer ifade ettiğini görüyorsunuz. O Mehmet Akif'in bir şiirini burada evet. e, yazmıştım onu seyircilerimle paylaşmak istiyorum. Tabii ki. Hadi gel yıkalım şu Süleymaniye'yi. Desem iki kazma kürek, iki e, ırgat gerek. Ancak hadi gel yapalım şu geri desem bir Sinan bir de Süleyman gerek diyor. Yani bu camiler, bu mabetler bizim için sevgili hocam çok önemli. Onları ihmal etmememiz lazım gelir. Namaz kılmak suretiyle, buluşmalarımızı orada yapmak suretiyle. Mesela cuma namazı sadece erkeklerimiz gidiyor. Keşke bayanlar da imkanı olanlar uygun mahallelerde giderek cumanın cemedici o işlevinden haftalık toplantı gününden keşke onlar da istifade edebilse. Yani camilerimizi daha dolu dolu bizim bu anlamda imar etmemizin ben mümkün olduğunu bizi izleyen kıymetli kardeşlerime arz ederek sözlerime burada son vermiş oluyorum. Bilmiyorum sizin diyecekleriniz var mı? Kıymetli hocam çok teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık. Allah razı olsun diyoruz. Efendim ben de teşekkür ediyorum. Sağ olun var olun efendim. Kıymetli Diyanet TV izleyenleri, Hayat Rehberi Kur'an'da Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Mehmet Ünal hocamızla Allah'ın yeryüzündeki evlerini, Kabe'nin şubelerini, mescitleri konuştuk. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle hoşça kalın, sağlıcakla kalın efendim.